fiyatla arkeolojik kazının birbirine karıştığı, hangisinin ne olduğunu anlaşılmadığı, kazıları sadece turistlerin gezeceği müzeleri eser toplayan bir alan olarak görüldüğü bir dönemdi. Atatürk'ün bunu bir bilim olarak görmesi ve bir ulusu yaratmaktaki kaygısını vurgulamaya çalışacağım. Atatürk'ün arkeoloji anlayışının temelindeki arkeoloji ne oldu, bilimsel arkeoloji ne oldu kavramıyla başlayacağım. Bunu çok kısa değindikten sonra Cumhuriyet'ten önceki Osmanlı dönemindeki arkeoloji ve geçmişe bakış açısını kısaca vurgulayıp Atatürk Cumhuriyeti'nin, Atatürk'ün arkeoloji yaklaşımı, o dönemdeki uygulamaları tanıttıktan sonra esas sanırımki en çok tartışmalı konu olan arkeolojinin politikayla, yani ulus politikasıyla arkeolojinin Atatürk'ün politikasıyla olan bağlantısı üzerinde de kısaca durmaya çalışacağım. Atatürk'ün Selanik zamanında arkeolojiyle içli dışlı olduğunu, Langazati tümülüslerinin meşhur Makridibe İnkazı, 1911 yılında Makridibe İnkazı ve burada bir kısmı İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne getirilmiş olan Langazati tümülüsü, büyük olasılıkla Atatürk'ün vaktiyle ünlü şekilde kargaları kovaladığı tarlanın yanında olması gerekiyor ya da yakınında. Belki de aynı tarla, onu bilmiyorum. Ama Makridibe'nin orada tanışmış olması gerekiyor. Ve tümülüs kazıları, zaten tümülüs kavramı Atatürk'e bir tutku olaraktan yine bunun üzerine daha sonra duracağız. Langazati tümülüsünün kazılmasından, Zenginburnu'dan çıkmasından bir yıl sonra zaten Balkan Savaşları patlıyor. Ve Langazati tümülüsünden bir kısmı İstanbul'a gelmiş oluyor bu şekilde. Efendim, bir izninizle arkeolojinin birazcık ne olduğu üzerinde durmak istiyorum, biraz evvel belirttiğim gibi. Arkeoloji geçmişe bakan bilim dallarından bir tanesi, bir bilim dalıdır. Ama geçmişe bakmanın temelde iki farklı şekilde geçmişe bakabiliriz. Bunlardan bir tanesi geleneksel bakış açısıdır. Geleneksel bakış açısında geçmiş sığdır. Bir zaman ölçeği yoktur. Geçmiştir, eskidir ama ne kadar eski olmasının ölçeği yoktur. Geçmişin tanımı tamamen söylencelere, efsanelere, rivayetlere dayanır ve buna inanılır. Araştırılmaz, inanmanız gerekir. İnandığınız için de kanıt aranmaz, bir araştırma yapmaya gerek yoktur. Geçmişe inanırsınız. Ve aynı zamanda geçmiş durağandır. Yani yaratılmıştır, belirlenmiştir. Ancak bazı rastlantılarla değişiklikler olmuştur ama bunlar da çok önemli değildir. Yassı bir geçmiş vardır. Bir diğer özelliği de geleneksel bakış açısının, siz sadece kendinizi özleştirdiğiniz toplumun geçmişiyle de ilgilenirsiniz. Yani bu bir din olabilir, mezhep olabilir, ırk olabilir, kabile olabilir. Diğerlerinin geçmişi sizi ilgilendirmez. Bilimsel bakış açısı ise bunun tam tersidir. Bütün bilim dallarında olduğu gibi, arkeoloji zaten diğer bilim dallarıyla birlikte gelişiyor. Arkeoloji tamamen öyle bir alan olarak gelişmiyor, aydınlanma çağında. Bütün bilimlerle birlikte aynı yöntemler, aynı sorularla gelişiyor. Temeli geçmişe soru sormaktır. Geçmişin sorgulanmasıdır. Sorduğunuz sorunun ise yanıtlarının somut verilerle kanıtlanması gerekir. Araştırma gerekir. Araştırmanın sonucunda çıkan verilerin sorduğunuz soruya yanıt vermesi gerekir. Ve bu aynı zamanda bir zaman derinliği, bir zaman ölçeğine bağlanması gerekir. Yani bir zaman ölçeği vardır. Geçmiş durağan değildir, sürekli değişir, devingendir. Ve bunun anlaşılması için de mutlaka araştırma yapmanız gerekir. Bir kere bu yola girdikten sonra artık sizin ilginiz bireyselde bütün dünya içine alır. Sadece kendinizi özdeşleştirdiğiniz toplumun geçmişi değil, küresel ölçekte dünyanın geçmişine bakmaya başlarsınız. Osmanlı ilk dönemlerinde tamamen geçmişe bakış açısı, tam mirası diye bakmıştır. Diğerlerine ilgilenmemiştir. Ve sadece bu Osmanlı için değil gayet de bütün diğer toplumlar için, yani Osmanlı kaynaklı hiçbir tanesinde Mısır'a gitmişlerdir. Piramitlerde etkilendiğini, bundan heyecan duyduğunu gösteren bir şey bulamazsınız. Ama Bizans için de aynı şey vardır. Bizanslar da Mısır'a gitmişlerdir. Piramitlerden ilgilenmek, ayrıca piramitlerden değil. Hiçbir anıt yapıdan bile etki yapmaz. Çünkü o bir anlam ifade etmez. Onu bir kenara bırakın. Piramitleri yapanların soyundan gelen Araplar için bile piramitler orada dağlar ne kadar varsa onlar da vardır. Ancak Osmanlıların şanslı veya şanssız tarafı, Batılı arkeologlarla, Batı'da gelişmeye başlayan arkeologlarla ilk karşılaşan, yoğun olarak karşılaşan ülkedir. Batı'da 16. yüzyıldan itibaren müsbet bilimden gelişirken farklı arkeolojiler gelişmiş. Yani farklı sorularla geçmişe bakan, tamamen farklı konuları ele alan, birçok birbirinden bağımsız yöntemlerle gelişen arkeolojiler vardır. Bunlardan bir tanesi Hristiyanlıktan önceki uygarlığı anlamak için Roma'yı ele alan, o zaman sadece Roma'dır. İkincisi de Tevrat'ta geçen yerlerin gerçek olup olmadığını, nerede olduğunu araştıran Tevrat arkeolojisi, daha sonra bu yakın doğu arkeolojisine dönüşecek. Bu iki arkeoloji ekolünün bütün çalışma alanları Osmanlı İmparatorluğu toprakları içindedir. Yani mecburen Osmanlı İmparatorluğu'na gelmişlerdir.
Ören geldi hesaplamaya, gezmeye, görmeye, araştırmaya gelmişler ilk kuşaklardan itibaren. Bu nedenle Doğulu devletler içinde arkeologlarla ilk tanışan Osmanlı Devleti olmuştur. İlk başta bunlar hiç aldırmamış, Batılıların bir garipliği olarak almıştır. Bir zaman sonra kuşkulanmaya başlamıştır. Bir zaman sonra daha da aşağı yukarı 19. yüzyılın ortalarında, başlarına itibaren de önlemler almaya, bunun ne olduğunu anlamaya çalışmak, yani Batılılaşma süreciyle beraber gelen bir kaygı girmiştir. Batılılaşma hareketi güçlendiği zaman, özellikle ilk Osmanlı aydınları, ilklerinin Batılı'yı ilk gezmek, bunun için Sultan da dahildi, müze gezenler içindi. Arkeolojinin Batılılaşma paketini bir ayrılmaz, vazgeçilmez bir ögesi olarak görmüşlerdir. Ve arkeoloji ve bir müze kavramını imparatorluğa getirmek istiyorlar. Ancak tamamen klasik arkeoloji yoldadır. 19. yüzyıl başları, Batı'da Klasisizm adını verdiğimiz Helenistik dünyanın keşfedildiği bir dönem, Batı'nın Helenistik kültürü keşfettiği yıllardır. Osmanlı bunu almıştır. Şu düşünmeden, bunun Batı'da niye heyecan yarattığını, ne olduğunu bile şey etmeden, Batılılaşma paketinin olmazsa olmazı ve bir Osmanlı'da, bir İstanbul'da, bir Konstantinopolis'te bir müzenin kurulmasına bir prestij olaraktan görüp bunu almış. Batı'nın arkeolojiyle olan ilgisi sadece merak değildir, meraktan hiçbir şey olmamıştır. Ulus bilincinin, yani bilimsel yöntemlerin dışında uluslaşma sürecinin bir parçasıdır arkeoloji. Batı'daki bütün devletler, imparatorluklardan ona gelmeyen imparatorluğa ayrılan bütün devletler ilk yaptığı işlerden biri arkeoloji kazılardır. Kendi varlıklarını, kendi toplumlarının eskiden beri orada var olduğunu kanıtlamak için arkeolojiye başvurmuşlardır. Yani arkeoloji bir anlamda Batı'daki gelişmesi, özellikle Avrupa arkeolojisinin gelişmesi uluslaşma süreciyle, ulus devlet kavramıyla beraberdir. Osmanlı'da ise bu politize edilmeden olduğu gibi bir prestij ögesi, bir batılılaşma paketinin parçası ve bir gösterge olarak alındığı için kimliğiyle özdeşmemiş. Zaten Osmanlı'da klasik arkeolojiyi aldıktan sonra kendi kimliğini oluşturan Türk İslam dönemini zaten sanat tarihinin domainine alanına bırakmış. Arkeoloji içine bile görmemiştir. Bundan sonra devre tabii Osman Hamdi Bey'e giriyor. Osman Hamdi Bey gerçekten seçkin bir insan, gayet kültürlü bir insan ve Batı'daki arkeolojinin ne olduğunu anlamış. Babası zorunla da olsa gerçekten bir arkeoloji geleneğini Türkiye'ye getiriyor. Zaten daha sonra Cumhuriyet dönemi içine kadar sürekli arkeoloji geleneği de temellerini Osman Hamdi Bey atıyor. Osman Hamdi Bey'in yetişmiş kadroların olmadığı bir dönemde Batılıların kolonyalist yaklaşımlarına karşı, Batı ülkelerine karşı tek başına mücadele etmiştir. Tek başına direnmiş ve bunlara karşı o imparatorluğun çıkarlarının kendi müzesini korumaya da gerçekten olağanüstü çalışmalar yapmış. Ve bunun yanı sıra da ilk defa bilimsel arazi alana çıkarak da alan araştırmalarını yapmış, kazı yapmış, yüzey araştırmaları yapmış ve arkeoloji kurumsallaşmasını, yasal temellerinin atılmasında öncülük yapmış ve Cumhuriyet dönemine kadar gelen arkeoloji geleneğini de beraberinde getiriyor. Bunların başında Schliemann gibi yasalara uymak istemeyenlerle yaptığı mücadele, yani yasalara uymayanları durdurmak için elden geleni yapıyor. Durdurabildiğini, durduramadığı ayrı ama en azından o kaygıyı içinde taşıyor. Bir yandan kolonyalist yaklaşımla, Osmanlı'yı küçük gören yaklaşıma karşı çıkarken gerçek bilim insanlarından dostluğunu sürdürüyor. Atatürk'ün de politikasında bilim insanlarıyla bilim insanları olmayanları ayıran bir politikanın geleneğini Osman Hamdi Bey'in attığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Osman Hamdi Bey onun yanı sıra arkeoloji kurumsallaşma topluma olan yüzü olan müzelerin gelişmesi, bunun yasal altı ve başka müzelerin kurulması için de uğraşıyor. Gerçekten Osman Hamdi Bey'i her zaman saygıyla anmak gerekiyor. Ve Osman Hamdi Bey'in kurduğu düzen sayesinde sadece İstanbul'daki müze zenginleşiyor yapılan kazılarla, Batılılara verilen kazı izleri, kontrol deniz tamamen iyi bir denetim kuruyor. Bunlarla sadece İmparatorluk Müzesi zenginleşmiyor. Bu aynı zamanda Osman Hamdi Bey'in o alanı sağlamasıyla yakın Doğu Arkeolojisi, Ön Asya Arkeolojisi de dünyada hızlı bir alan olarak gelişiyor. Yani sadece İstanbul Müzesi'ni zenginleştirmiyor. Yoğun bir bilgi akışında bu sağlıyor. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zamanki arkeoloji politikalarına baktığımız zaman en büyük avantaj bunun altlığında Osman Hamdi Bey gibi dünyayı bilen kültürlü bir insanın hazırladığı bir altın olması. Ama bundan sonraki gelişme Atatürk'ün bilim anlayışı, Atatürk'ün dünya görüşü, uzak görüşüyle yeniden biçimlendiriliyor. Burada iki tane karşıtlığı sürekli olarak görüyoruz. Bunlardan bir tanesi bir ulus yaratma kaygısı var. Çünkü Osmanlı'dan bir ulus kalmıyor. Bir Osmanlı zihniyetinden sonra ulusun yaratılması lazım. Osmanlı Türk'ü zaten genellikle kabul etmemiş tarihlerim olarak da. Turancı ve Orta Asya'ya bağlı bir kimlik yaratmak. Pan-Türkist bir yaklaşımla bir ulus bilinci yaratılmaya çalışılıyor. Atatürk buna karşı çıkarak da bunu Anadolu topraklarına bağlı bir Anatolizm diyebileceğimiz, toprağa bağlı bir ulus
modeli gidiyor. Ana motiflerden bir tanesi Atatürk'ün diğer bir herkese karşı çıkaraktan bir ırka dayalı bir ulus yerine toprağa dayalı bir ulus kavramını geliştirmesi oluyor ki bu zaten arkeolojiyi de yönlendiren bu oluyor. Yetişmiş kadroların olmaması, deneyimli kimsenin olmaması Saremik burada karşılaştığı ilk zorluklardan bir tanesi. Ama Osman Hamdi Bey'in 1906 yasasını olduğu gibi koruyor. Zaten 1970'lere kadar da o kadar iyi bir yasa ki o yasayla gidebildik. Atatürk'ün ilginç şeylerinden bir tanesi, Birinci Dünya Savaşı yıllarında, yani Kurtuluş Savaşı yıllarında Batılı işgal kuvvetlerinin yaptığı kazılarla ortaya çıkan bulutları İstiklal Savaşı'nın sonunda kendi ülkelerine götürmüşlerdir. Bunların en önemlilerinden bir tanesi Karaağaçtepe, Gelibolu'da Protesilaos diye bilinen. Oradaki Fransız işgal kuvvetlerinin içindeki bir arkeolog var, Demangel. Demangel orada çok başarılı bir kazı yapıyor. Esasında çok başarılı bir kazıdır ve o bölgenin ilk defa kültürel tarihi sürecini ortaya çıkartan bir kazı çalışmasıdır. Bir kronolojiyi veren. Ama işgal kuvvetlerine giderken Protesilaos bulunduğu Selanik'e götürüyorlar. Aynı şekilde Sardık'ta çalışan Amerikalılar da Yunan kuvvetleri geri çekilirken götürüyorlar. Ve Ankara hükümetiyle birlikte hareket eden İtalyan grubu ki Antalya onların işgalindedir. Antalya'daki konsolosun koleksiyonculuk yaptığı, çevrede eser topladığı ve bunları bir koleksiyon haline getirdiği biliniyor. Ankara hükümeti bütün bu zorluklara rağmen ilk anlaşmalarda bu bulutların Türkiye'ye geri dönmesini üzerinde ısrarcı oluyor. Protesilaos bulutları, Karaağaç bulutları İstanbul Müzesi'ne, Sark bulutları da İzmir'e geliyor. Tek kazı izni verilmeyen İtalyanlar oluyor. Karşımıza duran İngilizlere ve Amerikalılara Fransızlara kazı izni verilirken İtalya'da 1900'e kadar da kazı izni verilmiyor. Yani bir anlamda Atatürk gerçekten Ankara hükümeti kültür varlıklarına ben sahibiyim ve bu mesajı dünyaya çok net, açık bir şekilde verebiliyor. Atatürk'ün kişisel ilişkisinden, merakına, heyecanından bahsettik de gerçekten sağlığın el verdiği dönemlerde bütün kazıları geziyor. Atatürk'ün hemen hemen gezmediği kazı sanırım ki yok. Özellikle Ankara civarındaki bütün kazıları hemen hepsini gezmiştir. Maalesef bunların çoğunun fotoğraflar belgesi yoktur ama hem kazı yapılmasını teşvik ediyor, bunları gidiyor ama hiçbir zaman da bunları yukarıdan bakaraktan kendi anlayışına göre yönlendirmeye çalışmıyor. Aspendos Tiyatrosu'nun gezdiği zaman verdiği beyanat, yani bunları bu eserleri bizim onarmamız, bunların tekrar ayağa kaldırmamız gerekti. Ama aslında uygun bir amaca şekilde, yani bir Mickey Mouse Disneyland'de değil, bunları esaslı uygun bir şekilde bunları ayağa kaldırmamız lazım mesajı. Sanırım ki çağının o dönemi anlayışının çok ilerisinde bir şeydir. O yaklaşımdan geliyor. Ve elimden geldiği kadar burada bazı müzelerde gezerken, özellikle Diyarbakır'daki Sur'u Urfa kapısındaki oradaki incelemeleri çok etkileyici, bir Gabriel'in etkisiyle oraya gidiyor. Tabi her şey çok mükemmel olduğu anlamına gelmiyor ama o dönem için eski eser yaklaşım ve bunların teşviki çok önemli. Aynı zamanda bunun kurumsallaşmasını, yani Türkiye'de bir kadro yetişmesi, bir araştırmaların kurumsallaşması için bunun sadece müzelerden değil, sadece kazılarla değil, bunun bilim insanlarının bir araya geldi. İşte ilk başta Türk Ocakları'nın sürdüğü, daha sonra bu tarih tetkik cemiyeti, daha sonra bu tarih kuruma dönüşen ve aynı zamanda dil kurumunu kuruyor. Ve bunların verilen görevler arasında tarihi incelemek kadar, tarihi dönemleri incelemek kadar yapılan alan çalışmalarını desteklemeyi de bunların görevleri haline veriyor. Kendisi bizzat bu çalışmaları yönlendiriyor, teşvik ediyor. Ve o dönemdeki ve dışarıdan da uzmanların getirmesini sağlayaraktan gerçekten bir sağlam bir altlığın kurulmasını o sırada sağlıyor. Bunların üzerine tek tek durmanın şey istiyor. Herkes benden daha iyi bilgi konuda. Ama gerçekten o yıllarda tarih kurumuna, ilk birinci tarih kurumuna itibaren yaptığı toplantılarla farklı bir bakış açısını getiriyor. Bu sadece Anadolu'ya ve Türklere yönelik değil. O zamanki yapılan yayınlara bakarsak bunu hemen hemen dünyada bütün kültürlere, yani Hindistan'dan Mısır'a, her yere kadar olan kültürleri ele alan çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Ve kendisi bunun akademik bir alan olarak da üniversite reformu ile birlikte ve gerçekten üniversitelerde bilimsel arkeolojinin yerleşmesi tam gerçekten bu Atatürk'ün. Türkiye'nin en fakir olduğu dönemlerde, uzmanların olmadığı dönemlerde üniversitelerde dil tarih coğrafya fakültesinin kurulması, kurulması hemen ardından klasik filoloji derslerinin başlatılması, hemen ardından mitoloji, en asıl kültürleri, klasik arkeoloji gibi, sümeroloji gibi bütün alanların kurulması ne kadar ciddi bir yatırımın burada yapıldığını bize gösteriyor. İstanbul Üniversitesi'nde biraz daha geç başlıyor. Bunun Bosert'in gelmesi, Arif Bey'in oraya çekilmesiyle. Ama her iki kurumda da arkeoloji sadece Anadolu arkeolojisi yerel değil, bunu küresel ölçekte bakan, çeşitliliğinden bakan,
aynı zamanda etnografisi olan antropolojiyi de içine alan bir yaklaşımla birlikte bir akademik alan haline gelmesini sağlıyor. İlk üniversite kurulduğu zaman üniversitelerde ders verecek, bölümü kuracak hocaların sayısının bile hele doktoral hocaların hemen hemen ki olmadığı bir dönemde başlayan bir çalışmadır. Gerçekten bunun nasıl başarıldığını anlamak, algılamak çok güç. Türkiye Cumhuriyeti'nin en fakirleri savaştan çıkmış, savaşlarla yıpranmış, elinde ekonomik gücü olmayan bir ülke büyük kaynaklarını dışarı öğrenci yollamıştır. İyi kurumlara yollanmışlardır ve bunu yollamakla kalmamış. Bugün sadece bugün dışarıda öğrenci yollanıyor. Ama öğrenci müfettişleri buna sıkı bir şekilde denetlemiş, hocalarıyla görüşmüş, derslerde başarısını da sürekli olarak izlemiş ve bir sahiplenmişlerdir. Ve bu sayede Türkiye'ye bundan döndükleri zaman da gerçekten yetişmiş, Batı'da iyi bir şekilde yetişmiş olaraktan geliyorlar. Burada tabii Bahadır Alkım'ı da bunlar arasında almamız gerekiyor. Yeni bir kadro var ve buna hepsi döndükleri zaman da Türkiye üniversitelerinde yer bulabiliyorlar. Bir kuşağın yetişmesi bu şekilde, bir ekip yetişmesi sağlanabiliyor. Akademik dünya bir gelenektir. Bir kuşak ilk defa dışarıda okuyup gelenlerle bu akademik dünyanın kurulamayacağını da bilen bir insan Atatürk belli ki. Yurt dışındaki bilim insanlarını Türkiye'ye çekmeye çalışıyor. Benzer rejiminden kaçan, iktidardan kaçanların Türkiye'ye gelmesiyle bağlaştırılır. Bu tam doğru değil çünkü ondan önce de Türkiye'de üniversitelerine dışarıdan bilim insanları davet edilmiş, bazıları bu gelmişler. Kısa süreli olsa da gelmişler ve Türkiye'de üniversite anlayışının, akademik anlayışının kurulması için ellerinden geleni yapmışlardır. Ama gerçekten Hitler'den kaçan, Hitler rejiminden kaçan, Nazi rejiminden kaçanları Türkiye'ye kucak açmış ve bunlar için özellikle çalışma alanı Anadolu yakın doğu olanlar daha sevinçten gelmişler. Bunların başına gayet bir Mosert'i tıramamız lazım. Lance Berger, Güterbock gibi. Çok önemli isimler geliyorlar ve Türkiye'de gerçekten gerek dışarıdan gelen, dışarıda okuyup gelen öğrencilerle, gerek Türkiye'de sağlanan olanaklarla, diğer çevremizdeki ülkelerden farklı bir arkeoloji geleneğini, farklı bir bilim anlayışının yerleşmesini sağlıyorlar. Genel olarak baktığımızda Türkiye'nin bugünkü, evet yani Türkiye'de bugün başı çeken ülke olmayabiliriz. Dünyadaki yeni bir 200 ülke içinde aşağı yukarı 14-25 batısındayızdır. Ama çevremizdeki ülkelere baktığımız zaman onlardan kat kat ileri bir yerdeysek sanıyorum ki bu akademik ortamı, akademik dünyayı bilim anlayışını yerleştirmekteki 1930'lu yıllardaki yatırımların sonucudur. Aksi takdirde bugün 80'lerde, 90'larda olmamız gerekiyordu. Halk evlerine verilen görevlerin başında kendi bulundukları yerlerde eski eserleri toplamaları, köy müzeleri kurmaları, o sıralarda kurulmuş çok sayıda köy müzesi de vardı. Köylerde eserlerin toplanması, bunun toplumla paylaşılması, köy odalarında da eski eserler için yer ayrılması, paylaşılması kararlardan biridir. Sağ üste göre eski eserleri toplama kılavuzu, yani koruma kılavuzu gibi gerçekten o dönemde 1930'larda böyle bir kitabın yazılmasının düşünülmesi bile başka bir boyutta çok sayıda müze kuruluyor. Bunların içinde en ilginç olanlarından bir tanesi sanıyorum ki Edirne Müzesi, sınırı yakın orada Atatürk bir Türk devletin gelenlere karşı bir fasad, bir yüzü olaraktan bunu görüyor. Kongreler yayınlanıyor. Türk Arkeoloji Dergisi, Etnografi Dergisi gibi süreli yayın çıkıyor. Müze kılavuzlarının çıkartılması çalışılıyor. Aynı zamanda topluma yönelik, topluma bilgilendiren yayınların yapıldığı çok zengin bir yayın dünyası. O zamanki Türkiye'de kaç okur yazar vardı döneminde bir açıdan bakmak lazım. Ama gerçekten çok hızlı bir şekilde çalışmadan yayınlandığını, yapılan kazıların da Türk Tarih Kurumu tarafından hızla yayınlandığını, kongrelerin sürekli olarak yayınlandığı bir dünyayı görüyoruz. Daha sonra buna o devre herhalde gıptayla baktığımız bir süreç olması gerekiyor. Beni en çok şaşırtan kurtarma kazıları oldu. Türkiye Cumhuriyeti kurtarma kazılarıyla benim bildiğim, izlediğim kadarıyla ilk defa 1968 yılında Keban'la tanıştı. Sistemimize girmeyi zorlamayla kurtarma kazısı yapılması bürokrasiye kabul ettirildi. 2000'li yıllara kadar kurtarma kazıları, yani 1990'ların sonuna kadar kurtarma kazıları Türkiye'nin sisteminde bir yüktü. Ne zaman ki Valletta Sözleşmesi'nin uygulanması biraz daha ciddiye alındı. Son yıllarda kurtarma kazıları sayısı giderek arttı. En azından bir sistem haline geldi. Ve bugün Türkiye'de kurtarma kazıları sayısı giderek artıyor. Ama biz 1920'li yıllardan bahsediyoruz. Daha dünyada kurtarma kazıları, yani yatırımla kültür varlıkları arasındaki barışı sağlayan sistem dünyada olmadığı bir dönemde Atatürk Ankara'yı imar ederken bütün kamu yapılarının olduğu yerlerde kurtarma kazıları yaptırmıştır. Bu inanılır gibi değil. Arkeologlar olmadığı bir ortamda İstanbul'da Makridi Bey'i getirtmiştir, Ankara'da kazı yaptırmıştır. Ve oradaki Türkiye'deki Alman arkeologları çağırmıştır, Ankara'da kazı yaptırmıştır. O sayede Ankara civarındaki Frigtümlüsleri, Ankara'da yapılan kamu yapıları
hemen hemen kültür varlıklarına hiçbir zarar vermeden ya da en azından bilgiyi kaybetmeden oluşmuştur. Önemli bir şey çıktığı zaman proje değiştirmişler, Roma hamamlarında olduğu gibi. Orası bir açık hava müzesi haline dönüştürülmüş, Augustus Tapınağı gibi. Bazı turistler belgelendikten sonra kaldırılmıştır. Ama Ankara'da 1920'li yıllarda itibaren çok sayıda kurtarma kazısı yapıldığını biliyoruz. Keşke o Atatürk'ten sonra da bu anlayış devam edebilseydi. Atatürk'ün bu 1920'deki getirdiği anlayış kültür tarihinde hak ettiği yeri şimdiye kadar pek bulamadı. Arkeolojik varlıkların yanı sıra Osmanlı döneminin harabe haline gelmiş eski yapılar, anıt yapıları da mümkün olduğu kadar onarılmasına çalışıyor. Bunların arasında özellikle Konya'daki Selçuk anıtları veriliyor. Tabi bu arada ters şeyler de yapıldığını biliyoruz. Konya surlarının yıkılması, Kayseri surlarının yıkılması gibi bir takım bize bugün çok aykırı gelen şeyler var ama o dönemki dünyayı düşündüğümüz zaman zaten Avrupa'da kent surlarının çoğunun ortadan bir şekilde kaldırıldığını biliyoruz ama bir anıt yapıları korumak yani sadece belli bir döneme değil anıt yapıları korumaya yönelik olan bir sistemin de beraberinde geldiğini görüyoruz. Devlet sadece müzeleri korumaktan kalmıyor. Aynı zamanda o sırada yetişmekte olan Türk bilim insanlarının da Anadolu'da kazı yapmasını teşvik ediyor, özendiriyor ve bunlara sahipleniyor. En önemlisi gayet de Alacaöyük, devlete bir prestij kazısı, kazı yarısı haline geliyor. Kral mezarının halinin durumunu görüyorsunuz. Çok zor bir kazı esasında. Bugün ben böyle bir şey ben karşılaşmak istemezdim. Böyle bir şey temizlerken canını ne kadarını mahvederim diye korkardım. Gerçekten Alacaöyük'te bir yerde de çok büyük bir şansla buna rastlanmış olması gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin başarılarından bir tanesi. Ama onun yanı sıra çok sayıda kazının yapıldığını görüyoruz. Bunları burada sıralamayacağım. Ama özellikle Ankara civarında, Etiyokşu, Gavur Kale gibi birçok yerde Türk kazılarının yapıldığını, Türk bilim insanlarının buralarda eğitildiğini ve yeni bir kuşağın, bir akademik kuşağın, ihtiyaç olan kuşağın yavaş yavaş burada oluştuğunu görüyoruz. Gerçekten Atatürk'ün önem verdiği projelerden bir tanesi Trakya projesi olmuştur. Ya Trakya'da ne var ki? Trakya'ya niye arkeolojik değer vardır orada sorusu her zaman bana da gelen bir şey. Atatürk Trakya'nın önemini Selanik'te herhalde biliyor, Balkan ülkelerindeki. Ve Trakya'daki tümbülüslerin kazılmasıyla ilgili olarak da Arif Mansel, o zaman İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü yanılıyorsam, görevlendiriyor. O sırada Trakya Umum Müfettişi Kazım Dirik, gayet son derece kültür tarihi ve arkeoloji meraklı tutkulu olan bir yönetici. Arif Üfit Mansel'e her türlü kolaylığı sağlıyor. Ve Arif Üfit Mansel 1936'da Atatürk ölümüne kadar, 39'a kadar Trakya'da tümbülüs kazıları ve diğer bazı yerlerde de küçük sondajlar yapıyor. Bunun içinde benim için en ilginç olanların bir tanesi Alpolu'dur. Alpolu bildiğiniz gibi Cumhuriyet'in büyük yatırımlarından şeker fabrikası yatırımlarının olduğu bir yer. Şeker fabrikası arazisinde bu tümbülüsün kazılmasına öncelik veriliyor. Şeker fabrikasından zarar görmemesi için Alpolu'daki büyük. Bunu tümbülüs olarak da girdi ama tümbülüs olmadığı daha sonra anlaşılıyor. Ama gerçekten önemli bulutlardan bir tanesi. Sol üst köşedeki resme benim en sevdiğim gerçekten Trakya köylüsünü, o dönemde çalışkan Trakya köylüsünü gösteren kazı resmi olaraktan çok hoşuma gidenlerden biri. Daha sonra Oğuz Remzi Oğuz Arık da çalışmalara katılıyor ve raporların bir kısmında zaten bilgileri de Oğuz Remzi Oğuz Arık'ın raporlarından öğrenebiliyoruz. Tam olarak çıkartamayacağım ama çok sayıda tümülüsü 3 sene içinde Arif Bey kazıyor. Bu da gayet güzel, iyi değerlendiriliyor. İstanbul'a getiriliyor. İlk defa Trakya tümülüsünü öğrenmeye ve bundan zengin buluntularıyla birlikte gerek Kırklareli özellikle Vize, Hasköy civarındaki tümülüsler, Muğca, Lüleburgaz tümülüsleri bunların içinde en önemlileri. Büyük bir yatırımdır bu Türkiye Cumhuriyeti'ne Trakya'daki tümülüsleri kültür tarihine kazandırılması. Maalesef Atatürk'ün öleminden sonra bu proje duruyor. Açığa çıkan, kazılmış olan tümülüslerin korunması yapılamıyor. Ve daha da acıklısı Atatürk'ün ölümünden sonra Arif Bey bu projeye devam etmiyor. Zaten ondan sonra savaş yıllarıdır. Ama ondan sonra Trakya'ya uzun yıllar boyunca hiç kimse ilgilenmiyor Trakya'yla. Daha da acıklısı başka tümülüs kazısı yapılıyor. Atatürk'ten evvel yapılmış bir tek has topu yaptığı Eriklice kazısı vardır. Atatürk zamanında ne kazdıysak Trakya'da onlar yapılıyor. Onun dışında Trakya'da biz yüze yarışması yaptığımız zaman 3000 tümülüs saymıştık. 3000 tümülüs aşağı yukarı görmüştük. Bugün Trakya'da kazılmamış, tahrip olmamış, yağmalanmamış sanırım 3 tane tümülüs biliyoruz. Atatürk'ten sonra bilimsel olarak kazılmış yanılmıyorsam 2 tane tümülüs vardır. Onun dışında pek bir, yani bilmediğim de olabilir ama genellikle yağmalandı. Yağmalandıktan sonra, defineciler soyduktan sonra müzeler kalanları toplamak, belgelenmekle görevlendirmiştir. Hiçbir tümülüs kazısına izin verilmemiştir.
Bu Atatürk'ün ne kadar uzak görüşlü olduğunu, Atatürk olmasaydı bunları göremez. Ama keşke açığa çıkan tümrüsler, yani Kıtlay'daki bu kubbeli mezarlar korunup bir tümrüs bize sahne getirebilseydi diye düşünmeden insan edemiyor. Atatürk bir ulusalcıdır. Ekonomiyle ilgili Osmanlı İmparatorluğu'nun sattığı, yabancılar yaptırdığı her şey uluslaştırılmıştır. Ekonomik değeri olan her şey uluslaştırılmıştır. Satın alınmıştır, ulusa mal edilmiştir. Siyasi önemi olan, stratejik önemi olan her şey ulusallaştırılmıştır. Atatürk'ün uluslaştırmadığı tek şey bilimdir. Atatürk ulusal bilim olmayacağını, bilimin ancak uluslararası platformda yapılabileceğini, bilimin bir paylaşım olduğunu çok iyi bilen, öngören bir insandır. Ve Türkiye'de çalışmak isteyen bütün yabancı bilim insanlarına kucak açmıştır. Türkiye'de bunları çalışmaya teşvik etmiştir. Devlet bunlara destek vermiştir. Ve Türkiye'de çalışırlarken de devletin hücretiyle değil, devletin baskısıyla değil, devletin bir bilim insanına gösterdiği saygıyla görevden çalışmışlardır. Burada beni en çok etkileyen şeylerden bir tane tesadüfen bir arşivde bulundum. De La Porte Malatya kazı izni verilirken bir kazı iznine yazılan bir cümle vardı. Anadolu Aykırısı'nda büyük hizmetlerde bulunan Mösyö de La Porte'un kazısının devamına diye yazılıyor. Bugünden karşılaştığımız zaman bugün bir yabancıların bize gelen kazı izinleri bile olmasanız daha iyi şekilde geliyor. O dünyadan karşılaştığımız zaman öyle bir anlayışı ne kadar neler kazandırdığını Türkiye'ye görüyoruz. Eleştirilerden bir tanesi Atatürk'ün daima bu ırkçı olduğu, diğer dönemleri göz ardı ettiği, yabancılara karşı durduğu şeysidir. Verilen kazı izinlerine baktığınız zaman Türkiye'nin her yerinden her döneme ait kazı izni verilmiş. Seçicilik yoktur. Van'da da kazı yapımı verilmiştir. Batı'da da verilmiştir. Bizans kazıları verilmiştir. Hatta 1926 yılında İngilizlere İstanbul'da Bizans araştırmalı izni verildiği zaman İngiltere'de gerçekten bir olay olmuştur. Bu kadar savaştıktan sonra Bizans dönemi araştırmalarına izin verilmesi dışarıdan İngilizler o zaman atamamışlardı. Bu gerçekten evrensel bir anlayışın Atatürk'ün büyük bir dünya insanı olduğunu göstergesi olarak anılması gerekir. 1926 yılında Alman Arkeoloji Enstitüsü kurulması, yani Batılı'nın kurumsallaşmasını da burada sağlanıyor. Ve aynı zamanda sadece tek bir noktada devletin sıkı denetimi altında kazı yapmak değil, o zamana kadar araştırmamış olan Anadolu'yu araştırmalara teşvik edilmiştir. Bunların içinde Şeyder'in Orta Anadolu'da yaptığı yüz araştırması ki Orta Anadolu'da ilk doğru düz belgelemesidir. Ve Ali Şahik von der Osten ekibinin Doğu Anadolu'da, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da yaptığı araştırma ki gerçekten heyecan verici, o dönemde hiç yolda olmadığı, hiçbir bilgimizin olmadığı bir bölgede yapılan araştırmalardır. Üstteki resim sanıyorum ne koşullarda yapıldığını, yani o raporu okuduğunuz zaman Alişar ekibinin Malatya ve Maraş bölgesindeki karşılaştığı zorlukları burada ise öküzlerle çekilen, cipten beraber gidilen ve çamura saplanan bir tamirci olmak için bir hafta uğraştıkları, bütün şeyleri. Ama Güney gerçekten Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Urfa bölgesinin tarih öncesinin ilk izlerini o zamanlar von der Osten'in çalışmalarıyla Atatürk bunları takdir ediyor. Bütün bunları takdir eden bir insanın başta olması bilime ne kadar heyecan verilen sarıldığını sanırım ki bize gösteriyor. Buraya kadar Atatürk yani Cumhuriyet'in başarıları, Cumhuriyet'in yaptıklarıydı. Biraz tartışmalı olan başka bir açıya girmek istiyorum. Şimdi arkeoloji geçmişe bakan, geçmişten anlamaya çalışan bir bilim dalı. Bugün ne kadar dünyada çeşitlilik varsa geçmişinde o kadar çeşitliliği vardı. Geçmişin içinde her şey vardı. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. İstediğiniz kuramı kurabilirsiniz. Ama arkeolojinin bir tek iyi tarafı vardı, benim sevdiğim tarafı. Geçmişi değiştiremezsiniz. Ne yaparsanız yapın, neyi söylerseniz söyleyin. Geçmiş yaşanmıştır, bitmiştir. İçinden şey değişmez. Politize edilmesi kolaydır. Çünkü somut veriler ortaya çıkıyor. Ulus devletlerin oluşumunda, bütün ulus devletler, Avrupa'da oluşan, yani Kutsal Roma gelme imparatorluğundan ayrılan Fransa'sı, Belçika'sı, Danimarka'sı hepsi bağımsızlıkla alır almaz ilk yaptıkları iş kazı, arkeolojik kazı yaptık olmuştur. Yani kendi varlıklarını, kendi ulus bilincini yaratmak için uluslar yaratılmış şeylerdir. Arkeolojiye yönelmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu'da ayrılan bütün devletlerdi. İlk işi bağımsızlıkların ertesi yılında arkeolojik kazı yapmaları ve kendi varlıklarını ispatlamaları. Bunun en tipik örneği Romanya'dır. Bağımsızlığından bir yıl sonra Kukuteni kazılarına başlamıştır. Yunanistan'da her şey, Mısır hepsi için geçerlidir. İkinci Dünya Savaşı'nda önceki yıllar, bunun çok ya bütün herkesin yaptığı şeylerdi. Burada sadece yeni ulus devleti oluşturmak değil, burada diğer bir mesaj daha vardır. Dünyaya uygarlığı ben yaydım, benim ulusum en uygarıdır. Ve bütün dünya bana borçludur mesajı. Bunu Kosiden gibi bir ırka, bir kafatasına bağlı bir şey de yapabilirsiniz.
Yahut başka açılardan da buna ulaşabilirsiniz. Yani bunu bir ekonomik temeli, bir doğal çevre ortamına, bir bugün olduğu gibi bir DNA grubuna, bir lingüistik gruba, dil grubuna, her şeye bağlı modeller çıkartabilirsiniz. Bu bir yerde bir ulus kurbanı dünyadaki vazgeçilmez aracı haline gelmişti. Bunu yapmayan ülke olduğunu zannetmiyorum. Ama bu bazen tam komik hallere de gelebiliyor. Ben internetten topladım. Yani yarım saatte bunun yani 200 tane farklı model görürsünüz. Benim şu ana kadar gördüğüm en abartılı komik model Romanların ataları olarak gördük Trakların kolon bölgesi ilk akıllı uygarların oluşmasına katkıları üzerine ben de bildirdim dedim esasında. Bu komediyi yani ve 2 yıl evvel de Paris'e UNESCO'da UNESCO'nun düzenlediği bir toplantıydı. Tesadüf ben de oraya çağrılıydı. Kazakların Sümer'den geldiği, Sümerlerin Kazakların ataları olduğu ve Kazak uygarlığını kurduktan sonra Amerika'ya gidip İnka uygarlığını kurduklarına dair bir sempozumdu. Bugün Mustafa Bayef büyük bir bağış yapmış UNESCO'ya. UNESCO üzerine böyle bir toplantı yapmış. Bunlar da DNA kaynakları, lingüistik kaynakları, arkeolojik kaynakları her şeyini söylediler. Onun için yani bunu dilek yemiyor, her şeyi söyleyebilirsiniz. Ama Atatürk'ün farklı bir yaklaşımı vardı. Pantürkizm yaptı demek bunu sanırım ki hiç doğru bir şey değil. Buraya kadar anlattıklarım Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin tümünü, Anadolu topraklarının bütünüyle benimsediğini yani toprağa bağlı bir ulus yaratıyor. Ve öyle bir dönemde yaratıyor ki uzun süre savaşlardan çıkmış bir Anadolu halkı var. Yorgun, kimlik bunalımı içinde. Osmanlı bir kimlik vermemiş, kendine bir kabileyle, mezheple, ırkla, bir grupla belirlemiş. Ve bir ümmet güvenceli kaybetmiş. Yani artık yani bir yere bağlanması gerekli olan bir topluma yeni bir kemik verilmesi isteniyor. Atatürk'ünle beraber olanların çoğu Pan-Türkist bir yaklaşımla Orta Asya kökenlerini Mete Han'dan başlayan bir geçmişe bağlamak istiyorlar. Atatürk bunun tehlikesini görüyor. Türkiye'yi yeniden uzak coğrafyalarda bir savaşa sokacak, bir macera sokacak. Enver Paşa örneği var. Orta Asya'da savaşıp kaybeden ve ortalığı karıştıran. Bir toprağa bağlı, Anadolu toprağına bağlı bir kimlik, bir yeni bir ulusun toprağa bağlı bir Anadolizm dediği şeyi geliştiriyor. Bu bence çok uzun görüşlü ve o zaman onu yaptığı zaman da bunun sonucu nedir? Anadolu'nun geçmişini en eski çağlarından en yakın zamanına kadar tümüyle benimsemek, bunun hepsini sahiplenmektir. Öyle bir dönemdi, Anadolu'da her yer kazılmıştır, her dönem kazılmıştır. Kazıları baktığınız zaman Yunan dönemi, Roman dönemi, prehistorik dönemler hepsi kazılmıştır. Öyle bir seçicilik olmamıştır. Ve o dönemde 1930'lu yıllarda hatta 1970'lere kadar başka dönemlere ait, başka kültürlere ait dönemleri kazı izni veren ender ülkelerden biridir Türkiye. Yakın zamanlara kadar Bulgaristan'da bir Osmanlı dönemi kazamazsınız. Yunanistan'da bile Helenlerin oraya gelişinden önceki prehistoria bile pek makbul dönem sayılmıyordu Likenlerin bile. Bütün bunların olduğu dönemde Atatürk her dönemin kazısına izni teşvik etmiştir. Bizans kazıları da yapılmıştır. Helenistik dönem kazıları da yapılmıştır, Roma kazıları da yapılmıştır. Bu sanırım uzak görüşlülüğün, Atatürk'ün arkeoloji kültür anlayışının en iyi göstergesi budur. Diğer kişisel merakı, kişisel tutkusu, kadro yetiştirmesi bu her alan için geçerlidir. Ama gerçekten dünya uygarlık tarihinin kültürünü ne kadar nasıl sahiplendiğini verilen kazı izleri ve Anatolizm olarak tanımlayabileceğimiz toprağa bağlı, o toprakla özleşmiş bir ulus bilincinin yaratılması, bunu ırka diye, dile diye, doğrudan doğruya yaşanan toprağa bağlı bir şey getirmesi. Bu Türk arkeoloji geleneğinin bir yerde temelini oluşturuyor. Konuşmamı Osman Hamdi Bey'le, Osman dönemiyle başlamıştım. Osman Hamdi Bey döneminde iki nokta üzerinde durmuştum. Bunlardan bir tanesi bilim insanı ile bilim insanı olmayanı ayırmak. Bu Atatürk Türkiye'sine bunu sürmüştür. Ve Türkiye'nin geçmişinin belgelenmesi, uygarlık tarihindeki yerini ortaya çıkartılması. Atatürk döneminde arkeoloji, dünya arkeolojisinde odağına oturuyor. Tüm kongrelere katılmışlardı. Orada temsil gayet iyidir. Orada bir kadro yetişmiştir. Atatürk ölümünden sonra ve dünyada entegre, dünyadaki gelişmeleri izleyen, hatta başını çeken, yani kurtarma kazıları olsun, küresel ölçekte bakmak olsun, birçok şeyin başını çeken bir ülkeyken, maalesef daha sonraki dönemlerde bu dinamizmimizi kaybettiğimizi biraz söylememiz gerekiyor. Bürokrasiyle bilim arasındaki bağlantı daha sonraki dönemlerde istendiği gibi gitmemiştir. Buna bir de turizm ayağı girmiştir. Dünyada arkeolojide kültür tarihine bakış açısı da sürekli değişmektedir. Yani arkeoloji bilim değişiyor, bilim anlayışı değişiyor, bilim araçları değişiyor. Maalesef sistemimiz ve bürokrasi bu değişimi zamanında alamamıştır. Uzun süre Türkiye dünyada olanları balkondan seyretmiştir. Ve bir yerde de şu anda eğer Türkiye'de bir arkeoloji yapılabiliyorsa, iyi bir arkeoloji yapıyorsak,
Buna 1930'lardaki yatırımlar bağlıyız, borçluyuz. Söylenen bir söz vardı, bu beni çok rahatsız eder her zaman. Türkiye arkeolojik bakımdan, Türkiye arkeolojik kalıntılar bakımdan çok zengin, o yüzden Türkiye'de arkeoloji iyidir. Bu şunun gibi, bize çok güzel yıldızlar gözüküyor, astronomi iyidir. Yahut işte Afrika'da çok güzel hayvanlar var, bize zooloji iyidir. Hiç öyle olmuyor. Arkeolojik kalıntıların iyi olması, arkeolojik iyi olması anlamına gelmiyor. Arkeoloji bilimdir, bilimin gelişmesi. Tek başına da arkeoloji gelişemez. Bir bilimin ortaklığı, bir bilimsel ortamın olması gerekiyor. Ama bunun sanırım 1930'larda sağlanan bir ortamın bugün ardıllarını, bunu onun meyvelerini, bugün eğer Türkiye dünyada işte 14-25 markasında bilimde bir yer alabiliyorsa, bunu o sayede alıyoruz. Konuşmamı çok uzatma, vaktinizi fazla almadan, benim için çok önemli olan Atatürk dönemi arkeolojisinin, Atatürk dönemi noktasını koyan, doğruluğunu yapan İkinci Türk Tarih Kurumu Kongresi ve Doğan Bahçe sergisiyle tamamlamak istiyorum. Bu benim nasıl yapılabildiğini bile o İkinci Dünya Savaşı'nın öncesindeki dünyanın, Avrupa'nın gergin ortamında bütün Avrupa ülkelerinin temsilcilerinin oraya geldiği, en önemli bilim insanlarının İstanbul'da toplandığında Gordon Child dahil, Bengin dahil en önemli bilim insanları İstanbul'a getiriliyor ve orada onlardan bir kongre yapılıyor. Ve çok büyük bir Doğan Bahçe Sarayı'nda çok büyük bir arkeoloji sergisi yapılıyor. Bu kadar büyük bir kongre ancak 2014'te ondan sonra 2014'e kadar da böyle bir dünya kongresini Türkiye'de maalesef yapamadık. Ama oradaki serginin ve Türkiye Kemalist'e çıkan resimlerindeki yazılarına baktığımız zaman sadece Anadolu'yu anlatmıyor. Bütün dünyayı içine alan, Amerika'dan Hindistan'a kadar bütün uygarlıkları içine alan inanılmaz bir sergi ve inanılmaz bir sergileme yapılıyor. Ve gerçekten dünyada takdirle alınan, etkili uzun süre, İkinci Dünya Savaşı koşullarına rağmen yankısı uzun süre devam eden bir kongre yapılıyor ve bir sergi yapılıyor. Bu gerçekten sanıyorum Türkiye'nin övülmesi gerekli olan, Türkiye bunun hakkını vermemiz gerekli olan bir şey. Efendim biraz fazla baktığımı uzattım sanıyorum. Sabrınız için çok çok teşekkürler. Evet. Yani, bu projeye çok teşekkür ediyorum.